Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselam ala men la nebiye Değerli arkadaşlar, klasik, klasik Arapça derslerimizin 75.siyle birlikteyiz. Klasik Arapçanın 75. maksudun 7. dersindeyiz. Değerli arkadaşlar malumunuz maksur kitabı beş şeyden bahsediyordu. Birincisi fiillerin kalıpları. Binada 35 bab görmüştük. Tedahreceye mülhak olan 5 bab hariç 30 babı zikretti burada. İkincisi mastardan türeyen kipler. Mastar ve Mastar'dan türeyen altı kip ki bugün onların ilk olan fiili mazi işleyeceğiz. Sahih fiillerin çekimi, bir takım notlar ki müellifimiz buna fevait dedi dördüncü bölüm ve esas maksudun yazılmasının, okuturmasının esas sebebi yani maksudun en önemli bölümü diyebiliriz. İlletli fiillerle sahih fiillerden hemzeli ki ona biz mehmuz diyoruz ve muzaaf olanlar. İlletli Efendim mehmuz ve fiiller. Evet bu kısa özetten sonra dersimize geçebiliriz. Mastardan çıkarılmasına şiddetle ihtiyaç duyulan bazı bir takım vecihler vardı. Vecih ne demekti değerli arkadaşlar? Bir takım kipler, bir takım sırgalar vardı. Mastar kendi arasında mimli ve mimsiz mastar olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bunları geçen haftaki dersimizde gördük. Şimdi mastardan şiddetle çıkarmaya, mastardan türetmeye ihtiyaç duyduğumuz altı kipten birincisi El fi'lül mazi, mazi fiil. Ne demek arkadaşlar mazi fiil? Herhangi bir eylemin geçmiş zamanda Türkçe'ye göre dili ve mişiş, mişli geçmiş zamanda yapıldığını ifade eden kipe biz fiili mazi diyoruz. Hani bilirsiniz, geçmişe mazi derler diye bir sözümüz vardır. İşte tam da öyle. Mazi demek, geçmiş demek. Tabi burada el mazi kelimesi ne isimdir arkadaşlar? Mankus isimdir, mankus. Ne demek mankus isim? Sonunda ya bulunan, de kesir olan isimlere mankus isim diyoruz. Yani el fi'lül maziyü diyemiyoruz. Maziyi -di de diyemiyoruz ref ve cer hali takdiri sadece ve sadece nasb hali lafzi arkadaşlar. Hatırladık değil mi? El madi, el cani, el qadi bunların tamamı nedir? Mankus isimdir. Bunların tamamı mankus isimdir değerli arkadaşlar. Peki. Ve emmel madi. Ve emme el fi'lul madi fe emma fe kalıbı fiil maziye gelince la yahlu min bundan hali değildir bunsuz olamaz yani neysiz olamaz en yekun el fiil fiil evet şunlarsız olamaz neysiz olamazmış marufen ne demek mağrufen arkadaşlar ey ma'lumen demek. Evet. Mesela nasara dediğimiz zaman malum fiil. Nusira dediğimiz zaman meçhul fiil. Yani burada malum demedi de maruf dedi. Maruf ve malum aynı şey. Yani öznesi bilinen demek. Nasara yardım etti. Nusira yardım edildi veya yardım olundu. Türkçe'de buna ne diyoruz arkadaşlar? Türkçe'de buna ne diyoruz biz? Yardım etti. Yardım edildi. Sevdi. Sevildi. Yaptı. Yapıldı. Edilgen miydi? Evet. Etken ve edilgen diyoruz. Kim? Derse katılan kimdi? Nurfidan mıydı? Benim. Heh, evet. Etken edilgen diyoruz. Bunların Arapçadaki karşılığı malum ve meçhul arkadaşlar. Evet. Fe inkâne eğer olursa ma'rufen. Ma'rufen ne demekti? Ma'lûmen demek. Yani öznesi bilinen demek. Yani etken demek. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum ama maksud kitabı daha önceki öğrendiğimiz bilgilerin son kısım hariç. illetli fiilleri daha önce kitaplarda görmedik emsile binada. Ama e, yani 5. bölüme kadar illetli fiillere kadar olan bölümler tamamen farklı bir perspektiften, farklı bir bakış açısından bize anlatıyor. Fe in kana ma'rufen ya da ma'lumen ya da etken fiil. Yani fiili mazi maruf, malum ya da etken olursa. Ne oluyormuş arkadaşlar? Fel harful ahiru son harfi minel mazi. Maziden son harfi mazinin son harfi ne oluyormuş arkadaşlar? Mebniyun alel fethi. Fetha üzere mebni oluyormuş. Şimdi hemen şu slayttan açıp size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar. Fiil mazi biliyorsunuz mebni. Acaba burada bir ha şöyle çizebiliyoruz. Değil mi? Güzel. Şöyle yapalım. Şurayı kapatalım. Hı. Şunu şöyle bir alıp bir yere götürebiliyoruz mu acaba buradan? Neyse. Şimdi fiil-i mazi mebni. Peki ne üzere mebni? Arkadaşlar lamel fiiline bakıyoruz. Nasara, nasara, nasarat, nasarata. 14 tane bak gördüğünüz gibi. 3 tane gayip, 3 tane gaibe, 3 tane muhatap, 3 tane muhataba iki tane mütekellim. Yani Türkçe'ye göre üçüncü tekil şahıs, çokluk şahıs, ikinci şahıslar, birinci şahıs. Peki, on dört tane toplam. On dördün dört tanesi, şu dört tanesi feta üzere mebni. Nereden anlayacağız hocam feta üzere mebni olduğunu? Dediğim gibi lamel fiiline bakıyoruz. Bak, ra, 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 ra. Bir tanesi damme üzere mebni. Nasaru. Nasar neden? Ki biz ona cemi mühennes gaybe sonuna kadar bakınız Nasar, Nasar, Nasar gördünüz mü? Yine Lamel filine bakıyoruz. Bunlar da kaç yer oluyor? Dokuz yerde de dokuz yerde de efendim sükun üzere mebni. Biz bunları daha önce görmüş müydük değerli arkadaşlar? Daha önce bu konudan bahsetmiş miydik? Gayet tabi. Burada tekrar metinle beraber üzerinden geçeceğiz. Evet feta üzerine mebni olur dedik. Şimdi tablodan gösterdik. Dört yerde mebni olur. Fil vahidi ve tesniyeti. Evet bakalım arkadaşlar. Hemen slaytımıza. Bak vahid tesniye. Buralarda feta üzerine mebni olur. Peki feta üzerine mebni olur da bu müzekker mi olacak müennes mi? Sebe unkane eşittir müzekkeran ev müennesen. ister müzekker olsun, ister müennes olsun. Fiil mazinin, fiil mazinin değerli arkadaşlar. Müfret müzekker gayip. Tesniye müzekker gayip. Müfret müennes gayibe. Tesniye müennes gayibe çekimleri feta üzere mebnidir. Nasara, nasara, nasarat, nasarata. Feale, feale, fealet, fealete. İşte, ketebe, ketebe, ketebet, ketebete. Bu ibarede bize bunu söylüyor. Başka bir şey değil. Peki ve mazmumun tabi burada mebniyun demektir. Yani damme üzere mebnidir. Fi cem'il müzekkeril gâibi. Cem'i müzekker gâib de damme üzere mebnidir. Haydi buyurun. İşte cemi'i müzekker gâib de damme üzere mebniyun fe'alu nasaru ketebu şekeru şekera şekera şekeru evet tamam mı arkadaşlar devam ediyoruz lütfen anlamadığınız yer olursa söyleyin dört yerde feta üzere mebni bir yerde damme üzere mebni e tamam dört tane burada bir de burada beş ama fiil-i mazinin on dört tane çekimi vardı 5 çıkar geriye 9 kaldı. O 9 tanesi de fil bevaki. Baki onun çoğulu bevaki. Evet, onlar da ne üzerine mebniymiş? Sakinmiş. Yani sükun üzerine mebniymiş. Ve sakinun sakindir. Yani ne demek? Sükun üzerine mebnidir. Fil bevaki geride kalanlar. Bakalım hemen. E, bu parmağımıza Bak geride kalanların tamamı 1 2 3 4 5 6 7 8 9'da sükun üzere mebni. Evet. Var mı anlaşılmayan bir yer arkadaşlar? Anlaşılmayan bir yer var mı? Evet, diğer arkadaşlar. Evet. Yalla. Devam. Tekrar ediyorum. Feale, feala, fealet, fealeta, feta üzere mebni. Vezne göre söylüyorum. Fealu, dam üzere mebni. Fealne, fealte, fealtüme, fealtüm, fealti, fealtüme, fealtünne, fealtü, fealne. Dokuz yerde sükün üzere mebni. Peki şu soruyu sorayım. Kapatalım bu meseleyi. Fiil-i ne üzere mebni olduğunu bilmek için nereye bakarız? bizim kıstasımız, ölçütümüz, hareket noktamız neresidir değerli arkadaşlar? Neresini anlarız ne üzere mebni olduğunu? Çok güzel komutanım. Lamel fiiline bakarız. Peki. Burada insanın aklına şöyle bir soru gelebilir. Ya fiili mazi dediğin zaman bunun sülasi mücerredi var, sülasi mezidi var, rubai mücerredi var, rubai mezidi var bu tüm fiil maziler için geçerli mi? İşte bu sorumuza müellifimizin cevabı min cemi'il ebvabi tüm bablarda ister sülasi olsun ister rubai ister mücerret olsun ister mezit ki biz onları dört kategori oluyor sulasi mücerretler sulasi mezitler rubai mücerretler rubai mezitler demek ki bu kural istisnasız tüm fiili mazileri kapsar mı arkadaşlar? Tüm fiili mazilerin sonları bu şekilde mebni midir? Bu şekilde sabit midir? Veya mebni ne demekti? Başına gelen bir amin neticesinde sonu değişmeyen, sonunun değişmemesi olayına, sonu hep sabit kalıyor. Onun başına biz ma da getirsek, la da getirsek o dört yerde sonu hep feta olacak, bir yerde damme olacak, dokuz yerde de sükun olacak. Peki. Şimdi burada başka bir konuya geçti. Mazi ile ilgili bize bir bilgi verdi. Şu birinci madde neydi? Fiili mazinin nerelerde ne üzere mebni olduğu. Şimdi ikinci bir kural verecek bize. Vel harful evvelu. Birinci harf. Minhu. Bu hu nereye gidiyor arkadaşlar? Min dendan demek. Hu nereye gidiyor? Evet. Hu'nun karşılığı neresi? Neyden sorusunu soracağız yani. Birinci harf. Çok güzel. Bravo. Mazi fiilden ilk harf. Birinci harf. Meftuhun. Meftuhtur. Fetalıdır. Min cemî'il ebbâb. Tüm bablarda. Min cemî'il ebbâb'dan ne anlayacağız arkadaşlar? Kaç kategori anlayacağız? Az önce söyledim. İster sülasi, ister rubai, ister mücerdet, ister mezit. Yani toplam kaç kategori ediyor? <laughs> toplam kaç kategori ediyor değerli arkadaşlar? Dört. Nedir onlar? Sülasi mücerdet. Haydi ben söyleyeyim size yazın. Sülasi mezit, rubai mücerret ve rubai mezit. Peki efendim. İlla Şimdi illa deyince buraya bir bit yeni var bu işin içinde bir. Yani bunun bir istisnası var. Min ebvabil humasiyyi. Kumasi bablar hariç. Ve evet. südasiyyi. Südasi bablar hariç. Kumasi evet. evet. ne demekti? Kumasi <laughs> ne demekti değerli arkadaşlar? Fiili mazisi beş harf üzerine olan demek. Peki değerli arkadaşlar şöyle bir soru sorayım size. 3 harf üzerine 2 harf ziyadesiyle mazisi 5 harf olanla 4 harf aslı 4 harf onun üzerine 1 harf ziyadesiyle mazisi 5 harf üzere üzerine olan arasında bir fark var mı? Yani biri 3 artı 2 5 biri 4 artı 1 5 bunların hepsine kumasi diyebilir miyiz? Evet. 3 artı 2 5'e sülasi mezit kumasi diyoruz. Diğerine de ruba'i mezit kumasi diyoruz. Evet. İkisine de diyebiliriz. Demek ki burada kumasi deyince kumasi bablar deyince bizim aklımıza ne gelecek? İster sülasinin üzerine 2 harf eklensin 5 olsun. ister ruba'inin üzerine 4 harfin üzerine 1 harf eklensin 5 olsun. Hiç fark etmez. Kumasi bablar. Peki ve südersi Aynı şey bunun için de geçerli. İster sülasinin üzerine, üç kök harfin üzerine üç tane ziyade ile alt harf olsun. ister rubainin üzerine, dört harfin üzerine iki harf ziyadesiyle efendim alt harf olsun fark etmez. Kumasi, südersi deyince bunların hepsi. Yani toplamı beş olsun da nasıl olursa olsun. İster üç artı iki ister dört artı bir. Toplamı alt olsun da mazisinin huve çekimi İster 4 artı 2 olsun ister 5, e, 3 artı 3 olsun hiç fark etmez. Peki. Elleti şöyle şöyle olan humasiler ve südasiler. Şöyle şöyle olan mazisinin hüve çekimi 5 harf olan ve 6 harf olan bablar hariç. Nasılmış? Fi evveliha başında olan hemzetül vaslı. Vasıl hemzesi olan Humasiler ve südasiler hariç tüm babların fiil mazilerinin ilk harfi neymiş değerli arkadaşlar? Fetaymış. Hocam örnek verebilir misiniz? Tabii ki. Slaytımıza o halde ne yapalım? Devam edelim slaytımıza. Neden devam edeceğiz bu slayta? Arkadaşlar. Burada şimdi yazdık çizdik bir şeyler etti bunlara. Tamam diyelim. Heh. Meçhul yapılışı diyor. Burayı geçtik, burayı geçtik. Evet. Şimdi Fetha olanlar arkadaşlar. Ne olanlar? Fetha olanlar. Sülasi mücadelelerin tamamı. Bakınız ilk harfleri F, 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 F. Gördünüz mü? Şurada bir anası yapılmış sırayda fe'ile yef'ile olması lazım. Şu maziyle muzariye değiştirmesi lazım. Rubai ve rubaiye mülhak olanlar hep fethalı. Efendim rubailer 3 artı 1. Sülasi mecid ilk afiyetle hep fethalı. Efendim kumasilerin tefe'alesi, tefe'alesi, tedahrecesi bunlar hep fethalı. Peki hocam fethalı olmayanlar hangileri? Kumasi ve Südasilerin başında hemzeyi vasıl olanlar. Onlar ne gibi arkadaşlar? Ses görüntüden önce geliyor. Yalnız bende mi öyle? Ses görüntüden. Diğer sizde de öyle mi arkadaşlar? Hmm. Anladım. Ee, görüntü daha mı sonra geliyor? Bu dehrece ve bu mülhagatı da buna dahil hocam. Yani sorunuz mu var? Anlayamadım tam. Zübeyde. Sorunuz varsa buyurun. Arkadaşlar bu e, sesin görüntüden daha önce gelmesi yani görüntünün sonuna kalması dersi takip etmeniz engel mi? Evet Zübeyde bir sorun var mı? Sorun varsa buyur sor hemen. Tamam. Devam ediyoruz. Zübeyde orada mısın? Dinliyor musun bizi? Arkadaşlar başında hemzeyi vasıl olan humasi ve südasiler nelerdir? Hemen Hocam. söyleyeyim. Efendim. Buyurun. Buyurun. Az önce geldi ama. E, tamam, e, size zahmet yazabilirsiniz. Tamam. İnfi'al, iftial, if'ilal babları. İnkesara gibi. İctena, ictena gibi, ihmarra gibi arkadaşlar. Bunlar humasilerden bunlar işte. Peki südasilerde ne var mesela? İstekhraca gibi. İclevveze gibi. İşte ihmarra gibi. Veya şevşebe gibi. Bunların mazilerinin ilk harfi, kumasi ve südasilerin başında hemze-i vasıl olanlarının ilk harfi ne arkadaşlar? Bunlar feta mı? İnkesara, ictema'a, ihmarra. Evet. İlk harekesi ne bunların? mazinin ilk harfinin harekesi. Evet. İclevvede. İ'şevşebe. Arkadaşlar. Teta olur mu? İn kesera. İctema'a. Kesra. Demek ki bu saydığımız kaç bab oldu? Bunlar da kesra. Tamam mı? Süzasilerde. Gerisinde fetha oldu mu arkadaşlar? Şimdi devam ediyoruz. İyi e şimdi hemzeyi vasıl diye bir şey söyledi. İnsanın aklına şimdi bin bir türlü şey geliyor değil mi? Hemzeyi vasıl nedir? Arkadaşlar lütfen notunuzu alın. Kelime başında ve yalnız yazıldığında, kelime başında ve yalnız yazıldığında okunan başka kelimeden sonra Okunmayan hemzeye biz hemzeyi vasıl diyoruz tamam mı arkadaşlar? Mesela ic tema, ic neymiş? Ic toplandı. Bunun başına bir vav gelirse ve ic diye mi okuyacağız? Yoksa vej diye mi okuyacağız arkadaşlar? Hemze-i vasıl bu demek. Bak kendisiyle başlansaydı okunacaktı. Ic tema. Çünkü cümle okuyamayız, başlayamayız cümleye. Illaki bir hemze lazım. Ama kendisinden önce başka bir harf olursa, vej tem'a işte vej tem'a gibi olursa bu hemze okunmaz, hemzeyi vasıl bu demek arkadaşlar. Vej tem'a diye okuyacağız. Çok önemli bir imla kuralı bu. Çok önemli bir efendim yazım kuralı. Şimdi dilerseniz ibaremize geçelim daha iyi anlaşılacak. Ve hemzetül vasli. Yani müellifimiz fiil maziyi anlatırken arada bir parantez açtı. Hemzeyi vasıl anlatıyor. Bir de hemze-i ayı var. Onu da söyleyeceğim şimdi. Tesbutu sabit olur. Fil iptidai. Başlangıçta sabit olur. İn kesara. İhmarra. İhmarra. Bak başlangıçta sabit oldu. Ve kutu düşer. fitderci Geçişte geçiş halinde ne yaparmış? Yani akışta, geçişte düşermiş. Yani dert demek kendinden önce başka bir harf gelmesi demek. tema gibi geldiğinde düşer. Hemze-i vaslın tanımı bu. Şunu ezberlerseniz çok güzel olur arkadaşlar. Tesbutu fil ibtidai ve tesbutu fil derci. Başlangıçta sabit olan, geçişte ise bir başka deyişle kendinden önce başka bir kelimeden sonra geldiğinde ise düşen hemzeye biz hemzeyi vasıl diyoruz. O halde hemzeyi katı nedir değerli arkadaşlar? Hemzeyi katıyı. Bunun bir zıttı olması lazım. Hayatta her şey zıttıyla kaim değil miydi? Bunun bir zıttı olması lazım. Her daim okunan demek. İster kendiyle başlasın, ister kendinden önce başka bir kelime gelsin. Kesinlikle okunan hemzeye de hemzeyi katı diyoruz. Kevser kardeşimize teşekkür ediyoruz. Hemze-i vasıl demek sözün başında telaffuz edilen, sözün arasında düşen hemze demek. Evet, bu da bir başka tanımımız. Peki değerli arkadaşlar, şimdi hemze-i vasılı bize ne yapacak? Anlatacak. Şimdi hemze-i vasıla geçmeden önce şöyle bir açıklama yapmak istiyorum size. Bu hemze-i vasıl kelime türleri kaçtı arkadaşlar? Şöyle bir soru sorsam size. Arapçada kelime türleri Kaç ayrılırdı? İsmun ve fi'lun ve harfun. İsim, fiil, harf. İsim ne demekti? İçinde zaman manası barındırmayan. Bir varlığa ad olarak konulan kelime türüne biz isim diyorduk. Fiil ise iş, oluş, hareket bildiren, belli bir zamanı, kipi, şahsı olan kelime türüne de fiil diyorduk. Harf ise tek başına kullanıldığında manası olmayan isimlerle ve fiillerle kullanıldığında bir mana ifade eden Arapçada bu zana edat diyoruz. Yani harf demek alfabe harfleri değil yani. Elif, ba, ta, ta değil. Buradaki harf demek edat demek. Peki bu hemzeyi vasıl arkadaşlar ismin başına da gelebilir, fiilin başına da gelebilir. Efendim harfin başına da gelebilir. Şimdi ilk örneğimiz ismin başına geldiği semai örnekler 10 tane. Hocam ne demek semai? Yani bunların bir kuralı yok arkadaşlar. Araplardan böyle gelmiş işitmeye dayalı. 10 tane semai hemze-i vasıl var isimlerin başına gelen. Hemze tübnin bak burayı hemze tü ibnin diye okuyamayız arkadaşlar. Neden? Çünkü kendisiyle başlamamış. Gördünüz mü? Hemze tübnin. İbnin kelimesinin hemzesi. Kendisiyle başlansaydı okunacaktı. Ama kendinden önce bak derç halinde. Geçiş halinde başka bir kelime olduğu için düştü. İbnin ne demek peki değerli arkadaşlar? Oğul demek. Oğul. Ne demekmiş? Oğul. Vebnemin. Bak ibnemin diyemedik arkadaşlar. Vebnemin dedik. Gördünüz mü? Bu da kız çocuğu demek. 3. Webnetin bu da kız çocuğu demek. Pardon. İbnin ve İbnemin oğul demek, webnetin kız demek. Vem ziin. Vem in. En'am suresi 121. ayete bakın arkadaşlar. En'am suresi bu size ödev olsun. 121. ayete. Bir de Bakara 146'ya bakın arkadaşlar. Hemzeyi hemze hemzeyi vasıl Oradaki ayeti kerimeleri incele, incelemenizi istiyorum. Bir arkadaşımız yazsın. En'am 121 Bakara 146 Mesela İnnemel e'mâlu niyat Ameller niyetlere göredir buyuruyor peygamber efendimiz. Ameller niyetlere göredir. Likullim ri'immânevâ Likulli Evet. Orada da yine hemze-i vasıl var değil mi? Likullim ri'in Likulli imri'in demiyor bak likullim ri'in diyor. Peki bu ne demek? Kişi demek. Erkek demek. Ve mra'etin. Bu da kadın demek. Vesneyni veya vesnani fark etmez. İki müzekker. Vesneteyni veya vesnetani. Efendim iki müennes. Vesmin zaten biliyoruz isim kelimesi. Bir de vestin. Vestin. Kendisiyle başlandığı zaman istin. Bu da makat demek. Makat. Evet. Kaba et demek yani. Veymunin, veymunin. Bu da ne demek arkadaşlar? Hareket demek. Ne demekmiş veymun? Hareket. Eymun. Şuna bir tekrar bakayım. Öyle hatırladım ben. Evet öyle utanmışım ama. Peki. İşte bu on kelimenin başındaki on ismin başındakiler semai ve hepsi hemzeyi vasıl değerli arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Ve hemzetül madî vel mastari vel emri fiil mastar ve emir rin hemzesi minel humasi humasilerden ve südasiyye. Humasi ve südasi deyince mukayyet humasi ve südasi mi anlayacağız yoksa mutlak mı? Hangisini anlayacağız arkadaşlar? Mukayyet mi anlayacağız, mutlak mı anlayacağız? Evet, burada işte ve mimme lem yezkur ismallahi demiyor bak. İsmullahi demiyor. Yezkurismullahi diyor arkadaşlar. İşte burası. Emzeyi vasıl. Evet arkadaşlar, mutlak anlayacağız. Südasi ve humasi deyince mutlak. Ne demek mutlak? İster üçün üzerine iki eklensin beş olsun, ister dördün üzerine bir eklensin beş olsun. İster üçün üzerine üç eklenip altı olsun, ister dördün üzerine iki eklensin altı olsun. Fark eder mi? Zerre kadar fark etmez. Bunların mazisi, mastarı ve emriymiş arkadaşlar. Mesela humasilerden bir tane örnek verelim. İn kesara. ne olur? İn Emri ne olur? In kesir. Mastarı Masları ictima, a. emri ictemi'a. İstekraca mazisi, masları istihraç, emri istekriç. Bunların tamamının başındaki hemze neymiş? Hemzeyi i vasılmış. Bitti mi? Şimdi fiillere geçtik bak. Bitti mi? Hayır ve emril hadiri emri hazırlar. Peki bu emri hazırlar hangi babın emri hazırladı? Mine <mücredi> sülasi yil mücerredi. Sülasi mücerretlerin emri hazırı. Mesela Nasara yensurudan unsur. Unsur unsura unsuru unsuri unsura unsur ne? Veya ne diyelim? Zehebe yezhebuden izheb izheb izhebe izhebu izhebi <mücredi> izhebe izhebne. Bu sülasi mücerretlerin tamamının başındaki hemze neymiş arkadaşlar? Hemzeyi i vasıl mıymış? hemze katı mıymış? Ha, vasıl hemzesini işliyoruz zaten değil mi? Peki, devam. Ve hemzetül muttasiletu bir lamit tarifi. lam tarif neydi? Elif lam takısı elif lam takısına bitişen hemze. Şimdi arkadaşlar ve vel hemzetül muttasiletü bilamit tarifi. Lami tarife bitişen hemze. Şimdi er diyoruz değil mi? Eş şemsü diyoruz. Peki bunların başına vav getirdiğimiz zaman hemze okunur mu? Evet. E, er mü deriz? Ve eş şemsü mü deriz? Demek ki bunların başındaki hemze de neymiş değerli arkadaşlar? Siz söyleyin. Hemzeyi vasılmış. Neymiş? Hemzeyi vasılmış. Arkadaşlar konu anlaşılıyor değil mi? Evet. Lütfen anlaşılmayan yerde zorlanırsanız lütfen sorun. Bir de bu biz kimin Notunu okuyoruz. Yani burada biraz değişiklikler yapmış ufak tefek Musa Alek Hoca. Bu belki sizin önünüzde kitapta olmayabilir. Ama yoksa bu eklemeyi yapın. Şöyle köşeli parantez açıp maksudun ibaresine böyle bir şey eklemiş. Böyle bir ibare eklemiş. Bu Bismil Mevsuli. Evet bir de ismi mevsuller arkadaşlar. Şimdi. Elledi, elleti diyoruz. Başına bir vav getirelim hemen kolay yoldan. Evet. Ve ellezi mi diyoruz? Ve elleti mi diyoruz? Yoksa vellezi ya da velleti mi diyoruz? Hangisi arkadaşlar? Tabii ki vellezi velleti diyoruz. Demek ki isim mevsullerin başındaki hemzede neymiş? Hemzeyi vasılmış. Peki. Şimdi hemzeyi vasılı şurada tanımını yapmadı mı müellif? Yaptı. E burada hiç rahat etmedi. Bir daha yapıyor bak şimdi. Hemze-i vasıl öyle bir şeydir ki mahzufetun hasvedlendir. Fil vasli. Vasıl halinde, geçiş halinde sinlendir. Hazif edilendir. Mahzufetun. Mahzufetun. Evet. Hasvedlendir. Ve meksuretun, Evet. Nedir? Kesralanmıştır. Fil iptidai. Başlangıçta da kesral olandır. Vasıl halinde hasfedilen tamam mı? Vasıl halinde ne oldu mesela? Efendim, az öncekinden örnek verelim. Ee, ne demiştik? Webnin demiştik mesela. Webnin. Bak, vasıl halinde ne oldu? Okunmadı. Hasfedildi. Gördünüz mü? Hasfedildi. Ama kendisiyle başlansaydı ve harekesi ne olacaktı onun? Meksuratun <laughs> fil iftidai. İftida başlangıç demek. İbnin olacaktı. Bunu söylüyor. İlla ancak ben şimdi kesral olur dedim ama e, fetal olduğu yer yok mu? Veya dammen olduğu yer yok mu? Bakalım. Mettesalet <laughs> ittasale. Arkadaşlar buradaki met tasalet izet tasalet demek. İza neydi? Dığı zaman. Bitiştiği zaman. Bir lami tarifi. Lami tarife bitiştiği zaman ve hemzete hemze teymunin eymunin kelimesi harfi tarife bitiştiği zaman ne oluyormuş arkadaşlar? Meftuh oluyormuş. Meftuh. Evet. Hemze teymunin meftuh oluyormuş. Eymun kelimesi. Başka ve hemzetel ismil mevsuli ism mevsulün hemzesi de yine ne oluyor arkadaşlar? Ellezi, elleti, ellevati, ellati, ellai. Bak hep fesal oluyor. Fe innehuma o ikisi o ikisi dediği hangisi? Eymun kelimesinin hemzesinin harekesiyle ism mevsulün hemzesinin harekesi meftuhatani fetalanmıştır fil ibtidai. Başlangıçta fetalanmıştır. Doğru mu? Doğru. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı değerli arkadaşlar? Evet. Diğer arkadaşlar da geri dönüş verirse çok memnun olacağım. Anlaşıldı. Tabii ki. Hemze-i Vasıl'ın tanımını yaptık. Şimdi hemze-i vasılın harekesini konuşuyoruz. Hemze-i vasılın harekesi kesradır. Yani kendinden önce başka bir kelime harf gelirse hasfedilir. Ama kendisiyle başlanırsa kesr olur. Kesre olmayan yer neresidir? Fetha olan yer iki yer. Bir eymun kelimesinin eymun diyoruz bak. İmun demiyoruz. Bir de usule... İllezi demiyoruz. İlleti demiyoruz bak. Ellezi, ellezine. Tamam mı? Bu iki yerde fetalı. Anlaşıldı mı Zübeyde? Ve diğer arkadaşlar. Anlaşıldı mı acaba? Peki hala. Arkadaşlar bu kitap inşallah size de öyle geliyordur. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Tadından yenmeyecek bir kitap. Ya bunları her zaman söylüyorum bu klasik kitapları böyle sindire sindire Arapçanın mantığını konuşa konuşa okumak lazım arkadaşlar. İnşallah sizleri böyle çok sıkmıyorumdur ayrıntıyla ama iyice zihninizde otursun diye. İnşallah faydalı oluyordur değerli arkadaşlar. Peki. İkinci kuralımız. Ve ma tekunu fi evvelil emri min Evet. Yef'ulu vezninden. Fiil-i muzarisi yef'ulu olan hangileri arkadaşlar? Kaçıncı bablar? Fiil-i muzarisi yef'ulu olanlar kaçıncı bablar? Evet buyurun. Ve ma ol bir şey ki tekunu olur fi evvelil emri. Evet. Emri hazırın başında min yef'ulu, ye fiil muzarisi yef'ulu şeklinde gelenler hangi bablar? 1. ve 5. bablar. Mesela bunların emirleri ne olur arkadaşlar? Mesela 1. babdan. Nasara yensuru unsur. Haraca yahrucu uhruc. 5. babdan örnek verelim. Hasune yahsunu uhsun. Kebura yekburu ukbur. Sagura yeskuru uskur. Bakınız, bunların başındakiler de hemze'yi basılmış. Evet. Bir dammil ayni. Aynel fiilinin dammesiyle diyor bak. Fe inneha evet buralarda bu birinci ve beşinci babda babın emirlerinde hem vasıl neymiş? Mazmumetun zammelenmiştir. Fil iptidai başlangıçta. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Buralarda hep normalde hemze-i vasılda asıl olan kesr olmasıdır. Nerede fetha olur? Eymun kelimesinde ve isim usullerde. Nerede damme olur? Birinci ve beşinci babın emrinin başındakilerde damme olur hemzeyi basır. Peki ne için? Ne münasebet? Niye damme oluyor? Bunun sebebini söylüyor. Teb'an veya teb'an lil ayni. Aynel fiiline tabi olduğu için. Evet. Aynel fiiline tabi olduğu için. Şimdi hatırlayın arkadaşlar. Emri Hazır'ın başına biz bir hemze getiriyorduk. Vasıl hemzesi. Bu vasıl hemzesinin hareketini nereye göre veriyorduk? Aynel fiiline göre. Aynel fiilinin hareketi damme ise bu hemzeyi vasılda damme oluyordu. Feta ve kesra ise ne oluyordu? Feta ve kesra ise ne oluyordu arkadaşlar? Kesra. Evet. Feta olma ihtimali var mı? Yok. Peki biz bunları daha önceden biliyor muyduk? Allah sizden razı olsun Şeyma Hocam. Biliyorduk. Burada sadece ibareye, ifadeye dökmüş oluyoruz değerli arkadaşlar. Ve kezelike aynı şekilde mazmumetun, bak mazmum olan dammelenmiş olan bir yer daha geldi. Fil madil meçhuli mazinin meçhulünde peki mazinin meçhulü de hangi mazinin meçhulü? Değil mi? Onu söyleyecek. Minel kumasiyi ve sudasiyi. Mutlak kumasiler ve mutlak sudasiler. Mesela arkadaşlar, ic-tema'a. mi? Khumasi. Mazi mi? Mazi. Ama bize mazi malum demiyor ki. Mazi meçhul diyor. Peki, ic-tema'anın nedir değerli arkadaşlar? İc-tema'anın nedir? İc-tema'anın başındaki hemze. Hemze-i vasıl mı? Vasıl. Kesra mı? Kesra. Şimdi bize damme olanları soruyor. tema'nın meçhulü nasıl gelir? Evet. Üc tümi'a in kesera un küsira un küsira İctema'a üc tümi'a Oldu mu? Dolayısıyla başında damme var. Tamam mı arkadaşlar? Mesela istekhrace ustuhrice. Bak gördünüz mü? Mazinin humasi ve südasilerin mazisinin meşhullerinin başındaki hemzenin harekesi neymiş değerli arkadaşlar? Üc tumi'a un kusira ustuhrice. Neymiş? Damemiş Peki burayı bitirdik. Ve in inkânel fi'lu el -mâdî, Şuraya bir madi yazabilirsiniz, takdir edebilirsiniz. Bakınız Musa Alek Hoca kendi notlarını atmış. Buna bir şerh düşmüş, dipnot düşmüş. Biz de kendi notlarımızı atıp bir dipnotta biz genişletebiliriz yani. Evet. Ve in kanel fi'lul madi mazi fiil olursa meçhulen, meçhul olursa. Yani yukarıda malumu bahsetti ya şurada arkadaşlar. Nerede? Heh. Fe in kâne dedi bak. Şimdi malumu bitirdik, meçhule geçtik. Fel harful ehiru minhu. Hu nereye gidiyor? Fiil-i mazinin meçhulüne. Fiil-i mazinin meçhulünden son harf e yekunu olur misle mâ kâne fil ma'rufi. Yani malum fiilde, maruf fiilde, etken fiilde olduğu üzere olur ne demek? Nasara meçhulü ne arkadaşlar? Nusira. Nusu nu si Son hareket fetaydı yine fetha. İctema'a. Bak son harfin harekesi ne? Fetha. Üctümi'a. yine fetha. Demek ki fiil-i mazinin, arkadaşlar ister malum olsun etken fiil ki müellifimiz burada maruf dedi. İster meçhur olsun ki ona biz edilgen fiil diyoruz. Son harfi daima hangi harekete olurmuş? Nasara, ekrame, alleme, katele, kutile mesela onun meçhulü. Dehrace, duhruce. Evet. fiil mazinin son harfi daima nasıl olurmuş değerli arkadaşlar? Evet efendim. Sepet efendim sizi bekliyorum. Feta olurmuş. Peki. Ya hocam biz bunları zaten artık öğrendik, ezberledik zaten emsilede binada. Ne gerek var burada okumaya? Diyen var mı? Veya böyle diyen birine nasıl cevap veririz? Emsilede binada biz bunları ezberledik. Şimdi o ezberlediğimiz şeylerin o zaman panoramik bir çekim yaptık. Şimdi içine giriyoruz. Neden, nasıl, niye olduğunu irdeliyoruz arkadaşlar. Mantığını öğreniyoruz. Peki mazilerin meçhulleriyle ilgili yani öznesi belli olmayanlar yani edilgenleriyle ilgili ikinci kuralımız vel harfu ellezi. Şimdi arkadaşlar burayı vel harfu ellezi diye okuyabileceğimiz gibi derç halinde derç derç neydi? Geçiş halinde nasıl okuyacağız? vel harful lezi. Evet. Bakınız. İsmevsullerin hemze İsmevsullerin başındaki hemze hemzeyi vasıldır. Kendisiyle başlandığı zaman fetay okunur. Kendisinden önce başka bir kelime olursa hasfedilir. Tamam mı? Yani bu okuduğumuz ibarelerin içinde de hemzeyi vasıllar var. Yani hemzeyi vasıl deyip geçmeyelim. Hiçbir metin yoktur ki içinde hemzeyi vasıl geçmesin. Neden? E çünkü Harfi tarifsiz Arapça metin olur mu? Olmaz. İsmi mevsulsüz Arapça metin olur mu? Olmaz. Dolayısıyla bu hemze vasıl konusu önemli bir konu olduğu için maksudun müellifi, müellif hazretleri hemen maziyi anlatırken onu da araya serpiştirdi. İyi ki de böyle bir şey yaptı. Peki. el ehiri. Son harften önceki harf ne olurmuş? Meksurun ebeden. Arkadaşlar bunu yapmak yerine hemen örnek verelim. Ekramenin meçhulü ne? Bak ne diyor? Meçhulleri konuşuyoruz. Sondan bir önceki harfin harekesi ne olurmuş? Kesra. Ekrame ukrime. Gördünüz mü? Veya veya arkadaşlar ne örnek verelim? Mesela alleme. Alleme. Bunun meçhulü ne? Ullime. Evet. Aynen öyle. Gatele. Bunun meçhulü ne? Gutile. Bak sondan bir önceki hep ne? Kesra. Burada dikkat edeceğimiz şu t. Kutile ullime. Yuk e pardon. Ukrime. Buralara dikkat arkadaşlar. Zaten ezberliyoruz. Bunun kaydelerini söyledi. Zaten daha önce ezberledik. Ve sakinu. Peki sakin olanlar? Sakinun ala halihi. Hal üzerine kalır. Yani burada bize şunu anlatıyor arkadaşlar. Mesela Nasara'yı nusure yapacaksın. Nasara'yı mesul yapacaksın. Yaz o harflerini diyor. Yaz da şimdi. Hiçbir hareke yok bak. Son harf daima ne olur diyor arkadaşlar? FETA olur diyor. Sondan bir önceki ikinci maddede ne diyor? Kesir olur diyor. Üçüncü maddede ne diyor? Sakin olanlar dokunulmaz diyor. E burada sakin olan yok zaten Nasar'da. Evet. Geriye kalanlar dördüncü madde. Ve me geriye kalanlar mazmumun mazmumdur. Geriye ne kaldı? Bir harf kaldı. Nusra. Anlaşıldı mı? Mesela ekrame evet şöyle ek ra me bunu meşhur yap. Aynı şeyleri bir daha yazacağız şimdi. Evet hadi yapalım arkadaşlar. Son harf ne olacaktı birinci kuralımız? Yani şu başlıkta şey yazabilirsiniz. Mazi meşhul yapıyor bu mazi ne yapıyormuş? Meçhul yapıyor. Evet, birinci kuralımız neydi? Son harfimiz ne olacak arkadaşlar? Fetha. Haydi koyalım. Koyduk. Sondan bir önceki ne olacak? Sondan bir önceki. Kesra. Sondan bir önceki kesra. Koyduk. Peki üçüncü kuralımız. Sakin olanlar sakinun ala halihi. Hali üzerine kalır. Ne demek? Hiç değiştirilmez. Peki ekramede sakin olan var mı? Ekramede sakin olan var mı? Var. K harfi değil mi? O zaman onu da indiriyoruz aşağıya. Peki geriye ne kaldı? Bir harf kaldı. Onun hareketi ne yapacakmışız geriye kalanlara? Damme. E, o zaman ne oldu? Ukrime oldu arkadaşlar. Peki hocam her defasında bunu böyle mi yapacağız? Hayır. Emsile binada çekim yapa yapa zaten dilimiz ne yaptı? Dilimiz bu işe iyice oturdu değerli arkadaşlar. Burada sadece dediğim gibi işi kurala döküyor. İşi ne yapıyor? Kurala döküyor. Bir tane daha yapalım isterseniz. İstehrace İsteh Race. Bunu meçhul yapacağız değerli arkadaşlar. İstek Race. Birinci kuralımız neydi? Haydi buyurun. Evet. Ustukrice. Çok güzel. Birinci kuralımız neydi? Son harfin hareketine ne koyacağız? Son harfi Feta. Sondan bir önceki Kesra. E sakin olanlar vardı yukarıda is teh sakin olanı aynen indirdik. Geriye ne kaldı? hemzeyi vasırla ta harfi kaldı. Geriye kalanı ne koyacağız? Damme. Haydi koyalım. Koyduk. Üstuh rica oldu işte. Gördünüz mü? Dolayısıyla değerli arkadaşlar. Ve in el fi'lul mâdî Yani fiil-i meçhul yapılırsa, yapılacak olursa, Tamam mı? Bura bize ne anlatıyor? Mazi, malumu ya da müellifin ifadesiyle marufu meçhul yapmayı anlatıyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Herhangi bir fiil maziyi dört aşamada malum olan fiil maziyi meçhul yaparız. Bir, son harfi daima. Bak daima fethadır. Neymiş arkadaşlar? Fetha. Peki. Sondan bir önceki kesra. E peki malum da sakinler varsa onlara hiç dokunmuyoruz. E geriye harf kaldı onlarda da veriyoruz. Umarım anlaşılmıştır değerli arkadaşlar. Anlaşıldı mı acaba? Evet. Ne oldu Zübeyde? Anlaşılmadı mı? Niye öyle bir emoji koydun? Arkadaşlar isterseniz e, fiil-i muzari'yi de işleyelim bugün. Ne dersiniz? Bir nefes alalım. Yoksa bir günlük yeter olsun mu? Ne dersiniz? Fiil-i muzari'yi de mi? Evet. Velhamdülillahi Rabbil alemin.